Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokrasi tarihinin en ayıplı parlamentosuyla birlikte yürüyor gibi. En ayıplı parlamentosu demem şimdilik yanlış olabilir ama öyle gidiyor sanki. Çünkü daha dün reddedilen bir kanun teklifi mecliste muhalefet partileri milletvekillerinin oylarıyla meclis başkanı İktidar partili milletvekillerinin itirazlarını meclis tüzüğüne aykırı olarak yerinde buldu ve yeniden oylanmasına karar verdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en ayıplı meclis başkanlığı yapılıyor gibi. Yapılıyor demiyorum, yapılıyor gibi. Neden? Aynı meclis başkanı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'nın anayasayı yıkabileceğine karar verdi. Adeta evet. Fetva verdi meclis başkanı. Yani kuvvetler ayrılığı ilkesine göre Cumhurbaşkanı ile terazinin aynı eşit kefelerinde bulunmak. Yani aralarında birinin diğerinden bir miligram bile ağır basamayacağı bir terazi düşünün eşit. Meclis başkanı ile Cumhurbaşkanı aynı eşitlikteler ve fakat meclis başkanı Cumhurbaşkanı'nın kullanamayacağı yetkileri olduğunu söylüyor. Diyor ki uluslararası ilişkilerdir. İsterse Montreux sözleşmesini iptal edebilir. Demek ki Lozan'ı da iptal edebilir. Demek ki Suriye ile imzalanan Adana Sözleşmesi'ni hatta Avrupa Birliği müzakerelerinden çıkmak için tek başına karar verebilir. Böyle bir şey olur mu canlarım? Olmaz ama oluyor. Olmamalı ama yapacak bir şeyimiz de olmuyor. 6 Nisan günü yani önümüzdeki hafta Salı günü kanun teklifi bu güvenlik araştırması ile ilgili. Yani bu ne demek biliyor musunuz aslında? Biz istediğimizi kamu kurumlarında işe yerleştiririz, istediğimizi yerleştirmeyiz. Neden? Çünkü herkes fişli. Bu kanun da kabul edilirse fişlenme artık alacak başını gidecek. MHP'lilerden, Büyük Birlik Partililerden, Perinçey'in partisinden ve AKP'lilerden başka devlete memur almak neredeyse imkansız hale gelecek. Çok tehlikeli gidiyoruz. Çok tehlikeli gidiliyor. O nedenle hep söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük belası Erdoğan'la Bahçeli'nin el ele vermiş olmasıdır. Türkiye'de bugüne kadar böylesine kötü niyetli iki lider hiçbir dönemde el ele vermediler. Bir tarafta bir kötülük varsa diğer tarafta en azından bir iyilik ve devleti ve milleti koruyan vardı. Şimdi öyle bir şey yok. Partizanlık almış başını gidiyor. Bu kötü. Kötü, çok kötü. Morallerimizi bozalım mı? Hayır, morallerimizi niye bozacağız? Bozmayacağız. Neden morallerimizi bozmayacağız? Bakın şimdi size yeni ve güvenilir bir araştırma şirketi araya. Evet, ciddi, güvenilir. Daha önceki araştırmalarında da ve sonuçlarıyla birbirine yan yana getirdiğimizde isabetli kararlar almış güvenilir bir araştırma şirketi araya. En son araştırması yeni, daha yeni, bugün yayınlandı. Bugün milletvekili seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu kararsızlar dağıtılmadan önceki durumu. Kararsızlar dağıtılmadan önce AKP %29.2, CHP %20, İyi Parti %11.7, HDP %10, MHP %7.9. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP %35.1, CHP %24, İyi Parti %14, HDP %12, MHP %9.4 ve diğerleri %5.4. Diğerleri işte Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti, Saadet Parti gibi diğer partiler. Yalnız canlarım. Şimdi burada tabii araya haklı olarak şu anda hala ittifaklar geçerli olduğuna göre Cumhur İttifakı %44.5, Millet İttifakı %38.1, HDP %12, diğer %5.4 demiş. Şimdi buna yani bu mevcut ittifak durumunda kararsızlar böyle dağıtıldığı durumda bile AKP-MHP ortaklığı %44'le karşı tarafta diğerlerin, inanın diğerlerin içinde hiçbirisi AKP ya da MHP'ye gidecek oylar değil ya da onlarla ittifak yapacak partiler değil, Saadet Partisi dahil. Ama ben size başka bir şey söyleyeyim. Deneyimlerime bakarak söylüyorum ve yaptığım incelemelere, araştırmalara, gidişata bakarak söylüyorum. Kararsızlar, evet hangi partiye oy vereceklerinde kararsızlar ama bir konuda çok kararlılar. Bu kararsız seçmenlerin
Hiçbirisi, bakın bu kadar iddialı konuşuyorum, %1'i dahi Erdoğan ve Bahçeli'nin genel başkan olduğu AKP ve MHP'ye oy vermeyecekler. Yani AKP ve MHP'ye oy vermemekte kesin kararlılar. Kararsızlıkları muhalefet partileri içinde gelip gidiyor. Yani iyi diyelim ki Gelecek Partisi ile Deva Partisi'nden hangisine verelim? Çünkü normal şartlarda Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin ikisinin toplam oyları asgari %9 ile 11 arasında. Evet. Ya bakın, çevrenize bakın, inceleyin. Çevrenizle konuşun. Başka çevrelere gidin konuşun. Benim bu konudaki görüşümün doğru olduğunu göreceksiniz. Buradaki kararsızlık bunların arasında, CHP ile İYİ Parti arasında bile kararsızlık var. Evet, var. Ya da bazı CHP'lilerle HDP'lilerin arasında kararsızlık var. Acaba HDP'ye mi versem bu seçimde yine, yoksa CHP'ye mi versem kararsızlıkları var. Yani kararsız seçmenlerin kararsızlıkları hangi partiye oy verecekleri konusunda ya da muhalefet partileri içinde hangilerini, hangi partiyi tercih edecekleri konusunda kararsızlar, ama AKP ve MHP'ye oy vermeyecekleri konusunda kesin kararlılar. Şimdi ortaya şöyle bir durum çıkıyor. Ben, bakınız, erken seçim olmayacak diyenlerdenim. Bu şartlarda erken seçim olmayacak diyenlerdenim. Nitekim Devlet Bahçeli zaten biliyorsunuz seçimden kaçıyor. Evet. Ha bugün kaçar, Devlet Bahçeli'nin yarın ne yapacağı belli olmaz. AKP'li bir kavga ediverir Erdoğan'la, geçiverir muhalefet tarafına, hadi seçime gidiyoruz der. Diyebilir bunu. Ama bir kişinin ya da içinizden birinin, benim ya da başkalarının seçim olmayacak demesi bir öngörüdür, bir durum tespitidir. Seçim olmamalı demek ise bir temennidir. Ya da seçim olmalı demek bir temennidir. Ben çok yakın zamana kadar, hatta bugün arayla ilgili tekrar araştırma yaptım, tekrar sordum, Google'da gezindim, eski sonuçlarına falan baktım. Güvenilir bir araştırma şirketi. Belli ki çok ciddi, çok güvenilir bir araştırma şirketi. Künyesi de sağlam yani. Gördüğüm o ki Kemal Kılıçdaroğlu da erken seçim, Meral Akşener'de erken seçim dediklerine göre, onlara gelen bilgilerle arayanın bulduğu kamuoyu araştırma sonuçları birbirine benziyor. Türkiye erken seçime gider ise, bu şartlarda erken seçime giderse, birincisi AKP ve MHP mevcut imkanlarını kullanarak seçim kanunlarında değişiklik yapamazlar. Ya yaparlar tabii, ama erken seçim kararı çıkarsa meclisten, erken seçim kararı alınırsa, en geç bir sene sonra yapılacak seçimde uygulanabileceği için ya da bir yıl içinde yapılacak seçimlerde, erken seçimlerde yeni çıkacak kanunlar, seçim kanunları uygulanamayacağı için mevcut seçim kanunlarıyla meclis seçime gidilir. Bu önemli bir avantaj. Peki muhalefet partilerinin oyları yetiyor mu? Tabii ki yetmiyor. İşte burada yapılması gereken, şu durumda artık belli. Niçin yapılması gerekeni söyleyeceğimi önce belirteyim. Artık şu görüldü. Erdoğan meclis tarafından erken seçim kararı alınsa ve seçimlere katılsa bile seçilebilme ihtimali sıfır artık. Yani hani %1 olsa dersiniz ya %1 ama seçilme şansı var. Hayır. Bugünün şartlarında Erdoğan'ın ne ilk turda ne ikinci turda. Bir defa ilk turda seçilme şansı tam sıfır. İkinci tura kalırsa, ki büyük ihtimalle kalır, ikinci tur olursa tabii, olursa kalır, o zaman bile seçilebilme şansı %10'u geçeceğini zannetmiyorum. Bir, demek ki erken seçimde Recep Tayyip Erdoğan rakip olsa muhalefet partilerinin anlaşabilecekleri bir aday üzerinde seçilme şansı yok. Peki, parlamentoda muhalefet partilerinin oy milletvekili sayısı 600 milletvekili olarak baktığımız zaman, neresinden bakarsanız görebildiğim kadarıyla 370 ile 400 arasında değişebilir. Neden? Çünkü HDP bu oy oranlarıyla öbür bölgelerden, kendi bölgelerinden bilhassa çok fazla milletvekili çıkaracağı için ve AKP oralarda Deva Partisi'nin ve Gelecek Partisi'nin etkinliği nedeniyle belki de hiç milletvekili çıkaramayacağı için AKP %29, %30 bile oy alsa milletvekili sayısı 200'leri ancak bulabilecek. Yani görünüme göre ancak, bakın ancak bulabilecek diyorum. MHP
tabii ittifak haline gelecekleri için barajı aşmış sayılacak. Ama MHP'nin de milletvekili sayısının bu şartlarda 18 ile 20 arasında kalabileceğini, daha yukarı çıkamayacağını tahmin ediyorum. Demek ki bir, erken yapılacak bir seçim, bugünkü şartlarda yapılacak bir erken seçim, parlamentoda mutlak bir muhalif çoğunluğu meydana getiriyor. Mutlak. Hani bir bakıma imkansız ama Erdoğan seçilse bile şu anda Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarına, Millet İttifaklı belediye başkanlarına yaptığı baskı, yaptığı üstten bindirme aynı şekilde Recep Tayyip Erdoğan'a yapılacak ve Cumhurbaşkanı olarak bir tek kanun gücünde kararnamesi meclisten geçmeyecek. Ve meclis Recep Tayyip Erdoğan'ın elini, kolunu, ayağını, her şeyini bağlayacak. Bütçelerini budayacak. Evet, bütçesini budayacak. Örtülü ödeneğini iptal edecek. Örtülü ödenek iptal edecek kesinlikle. Uçaklar satılacak. Evet, belki de büyük ihtimalle karar alınacak. Cumhurbaşkanı tekrar Çankaya Köşkü'ne döndürülecek. Yani bütün bunlara rağmen, Erdoğan seçilirse tabii, bunlara rağmen çalışabilir mi? Zannetmiyorum. Ama ne olur? Türkiye Cumhuriyeti Devleti parlamenter demokrasiye dönmek zorunda kalır. İyi mi olur? Bugünün şartlarında eğer Erdoğan erken bir seçimde Cumhurbaşkanı seçilecekse iyi olur. Ancak benim yine gördüğüm kadarıyla Erdoğan seçilemeyeceğine göre Millet İttifakı çok değerli bir aday üzerinde mutabakata varırsa, ki varılabilir, artık isim vermek istemiyorum bu aşamadan sonra. Çünkü ben bugüne kadar erken seçim olsun diyen birisi değildim. Erken seçim olsun demeyen birisinin geniş zaman için aday göstermesi çok tabidir, çok doğaldır canlarım. Ama Araya'nın kamuoyu araştırma sonuçlarını gördükten sonra, Araya'nın güvenilirliği konusunda da kesin ve emin bilgi sahibi olduktan sonra diyorum ki muhalefet partileri her gün, ama her gün sözcülerinden birine erken seçim konusunda açıklatma yapmalılar. Her gün bir muhalefet partisi sözcülü, bir CHP'li, bir İYİ Partili, bir HDP'li, bir Saadet Partili, bir Demokrat Partili, bilhassa tabii Cemal Engin Yurt etkin televizyonlarda verdiği her demeç yayınlanan bir Demokrat Partili. Yani genel başkanından çok daha popüler birisi Cemal Engin Yurt. Ve göreceğiz hep beraber, Cemal Engin Yurt çok büyük ihtimalle ittifak içinde oldukları bir partinin, ki şu anda Millet İttifakı içindeler, Ordu'da olağanüstü yüksek oy almasını sağlayacaktır. Ordu'da, sadece Ordu'da değil, Giresun ve Samsun'a kadar etkinliği olacağını tahmin ediyorum. Cemal Engin Yurt'ta tenkit ettiğim, eleştirdiğim yerler vardı. Neyini? Şahsını değil. Parti disiplinine zaman zaman fazla bağlıydı. Parti disiplinine. Neden? AKP'yi desteklemek zorunda kalıyordu. Sonunda gördü ki MHP'li olarak kalıp AKP'nin verdiği zararlara katlanmaktansa MHP'li olmamak daha iyiydi. Cemal Engin Yurt o yolu seçti. Benim tercih ettiğim, tavsiye ettiğim yolu seçti. Aslanlar gibi de MHP'den kopmayı göze aldı. Şu anda MHP'deki etkinliğinden çok daha etkili. MHP'nin oylarını düşüren etkenlerden birisi Cemal Engin Yurt. Bunu lütfen kabul ediniz. Neden? Artık Cemal Engin Yurt sadece Ordu'da değil, bütün Türkiye'de tanınan, sıkı ve tutarlı muhalefet eden, çok böyle önemli noktalara nokta atışı yapan bir muhalefet partisi milletvekili. Evet, artık ben bundan sonra erken seçim yapılması konusunda muhalefet partilerine destek vereceğim. Bu konuda kesin kararlıyım. Erken seçim. Bir de şu var tabii ayrıca. Türkiye artık belli ki 2023'e kadar Erdoğan ve Bahçeli'yi sırtında taşıyamayacak noktaya geldi. Mümkün değil. Bakın neresinden bakarsanız bakın, mümkün değil. Gelelim bir başka konuya. Önemli bir konu. Onu da not aldım canlarım. Şimdi Ticaret Bakanı açıklama yaptı. Mart'ta ihracat 2020'nin aynı ayına göre %42.2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı. Tüm zamanların en yüksek ihracat rakamı. Harika. Tebrik ederim. Geçen Mart'a göre, tamam olsun, fark etmez ya. Ortalama böyle gitse 19 olarak deseniz bunu, yaklaşık 200 milyar dolar aşacak bir ihracat. Güzel. Problem yok. Ama ithalat 23 milyar dolar. Dış açık, yani dış ticaret açığı yaklaşık 5 milyar dolar. Bu demektir ki bir yılda 60 milyar dolar dış ticaret açığı vereceğiz. Asıl felaket bu. Yani ihracatın çok yüksek olması çok da önemli değil.
10 bin lira maaş alan birisinin maaşı 15 bin liraya çıktı. Maaşı 10 bin lirayken, ayda 12 bin lira harcıyordu. Maaşı 15 bin liraya çıktı, ayda 22 bin lira harcıyor. Hangisi daha doğru? 10 bin lira maaş, 12 bin lira. Yani iyi kötü kapatılabilecek bir cari açıktır. Açıktan belki bir yerden eş, dost, akrabadan gelecek desteklerle. Ama 15 bin lira maaş, 22 bin lira harcama gider, kapatılamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni AKP işte bu konuma getirdi. İhracat artmış, övünelim mi? Bu şartlarda övünemeyiz. Güzel ama övünemem. Neden? 23 milyar dolar ithalat yapan bir ülkenin 18-19 milyar dolar ihracatla övünmesi kara komik bir şey ya. Ya neden övüneyim? Ha? 19 milyar dolar ihracat yaptım. İthalatım kaldı 13 milyarda. Hadi bırakın canım 17 milyar dolarda kaldı. Yani dış ticaret fazlası verdim. Alkışlarım ben bu hükümeti. Recep Tayyip Erdoğan'ı çıkar kalkar alkışlarım. Her gün sürekli tebrik ederim. Helal olsun derim. Bravo. İşte bu derim. Ama bugün diyemem onu. Neden? Berbat. Ve dış ticaret, ticaret bakanı hanımefendi halen bununla övünüyorsa belli ki iktisattan bir haber. Yazıklar olsun. Çok üzülüyorum. Elbette üzülüyorum canlarım benim ya. Bu ülke bizim ülkemiz. Hepimizin ülkesi. AKP'nin ve MHP'nin ülkesidir canlarım. Ama inanın. Bakın inanın tekrarlıyorum. Arayan'ın araştırmasından sonra gördüm ki yapılacak bir erken seçim Türkiye'deki bizim mutluluğumuzu, huzurumuzu 2 sene öne çekecektir. Ve her şey çok güzel olacaktır. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.